Diyanet İşleri Başkanı günaydın demeyin diyor. Ne diyeceğiz? Ben Arap mıyım? Şimdi böyle demiş. Yani Diyanet İşleri Başkanı da böyle demiyor aslında. Yani Cemal yine burada da bir şey yapmış ya neyse. Ya şey, ben Arap mıyım lafı ağır bir Tamam. La. Şimdi siz, siz burada giriyorsunuz devreye. Yani sizinle ilgili bir mesele değil bu ama siz onun bu ifadesine bir cevap veriyorsunuz. Senin adın <laughs> cevap bile Arapça. Veriyorsun. Cemal... Arapça güzellik demek. Bundan sonra sana güzellik engin yurt diyeceğim. E ne diyeyim? Yani İnönü'nün müdür nedir o meşhur bir şey var. Dedi ki bundan sonra dedi Arapça kelimeleri Türkçeden ihraç etmek lazım. E şimdi bir bakıyorsun Arapça kelime. Kelime Arapça. İhraç Arapça. Lazım Arapça. Yani bir laf konuşuyorsun, rezil oluyorsun kalıyorsun ya. Yani. Tabii. İşaret bir şey Yani adın Arapça, ben Arap mıyım diyorsun. Adını Arapça niye kabul ediyorsun? Anam babanın taktığı adı. Ben onun yerinde olsam hemen mahkeme açarım. Ee, başka isim ne bulursa bulsun. Günaydın taksın adına bilmem ne taksın. Cemal adını kullanamaz. Ben Arap mıyım? Arap Güzellik mi? güzel aslında. İsmini Türkçe taksın. Güzellik. Güzellik beğendi o güzelliği tamam. Ben de ona bir güzellik yapayım işte. Dedim ki sen dedim adını değiştir. Yani ben bu durumda o Cemal adını daha taşıyamam ya. Allah'ın selamına, Kur'an'ın selamına, bütün Müslümanların selamun aleykümüne böyle bir meclis kürsüsünden yani bu kadar insan herkesin selam verdiği, selam aldığı bir yerde sanki bir örf çıkmış da yeni bir Araplardan hiç duyulmamış, Kur'an'da sünnette olmayan yeni bir Arapça bir tabir gelişmiş de veyahut burası Türkiye kardeşim Suriyelilerin herkes Arapça dükkanlara isim taktı. Fevzi Paşa Caddesi e, Arap şeyine döndü Bilmem ne gibi tepkiler var e Şimdi sen burada selamun aleyküm Ne yap selamun aleyküm Hepimizin özdeşliği yani özümsemişiz Bunu artık bu Türkçeden ileri ya. Bu Türkçeden ileri evrensel bu Eşhedü en la Yeni Bakı çıkmış gibi. bir şey sen değil. Sen diyorsun? Malezya'da da selamünaleyküm dersin, eşhedü dersin, ezan evrensel. Dünyanın her yerinde selamünaleyküm var. Günaydın senin kendi orduda bilmem şurada burada e, senin lafını anlar. Bütün dünya 2 milyar Müslüman var. Ha sen Müslümanlığından gurur duymuyorsan ben Müslümanlarla bir birlik beraberlik e, istemiyorum. E, burada Arapça, Ezan namaz Arapça. O zaman buna göre namazında Türkçe mi kılınması lazım? Ama Cemal Engin fena cevap vermemiş abi. Böyle bayağı tam polemikçi o da polemikçi abi. Yani. O be, ismimin anlamı. Polemikten anlam... ziyade o sövüyor Bir dakika. Ahlaksız, He. namussuz, şerefsiz diyor bütün millete ya. Hayır, hayır, ismimin anlamının güzellik olması şereftir demiş. Almış kabul etmiş güzellik ismini. Ben kabul etmiş. Bana bir şey demiyorum. Yeter ki ha burada mı sövüyor diyorsunuz. O değil. Yok yok o konuşuyor. Yok genelde üslubu sert ya. Üstü hayır. Başka... Yeter ki ahlaksız bir, görüntülerde bir e, pis pis şeyler konuşuyor. Ondan sonra diyor ki ben senin mahkemelerdeki diyor dosyalarındaki diyor çirkin görüntülerime getireceğim diyor. Ben de dedim ki benim mahkemelerimde kumpas dosyalarında hiçbir görüntü bile yok. Bana iftira attılar ve ben beraat ettim. Eğer dedim bir görüntü mahkemeden görüntü getiremezsen şerefsizsin. Ha öyle iş evet. büyüdü yani. İş çok büyüyordu ama herkese Diyanet İşleri Başkanına Halil Konakçı'ya bana namussuzlar, şerefsizler. Ya kardeşim Halil Konakçı'nın şu konuşması beğenmiyorum dersin. Siz de baştan eleştirdiniz. Ben dedim doğru buluyorum. üstlük değişik olabilir dedim. Siz dediniz ki bu fayda getirmez. Mesela olabiliyor burada şimdi Halil Hoca. E, namussuz, şerefsiz deme ben adama Kimseye söylenmez. Ama öyle söylüyor. Neden yapıyor bunu? Dokunulmazlık. Bizim dolu dava açılmış. Hepsi duruyor. Bu sefer de girdi şeyden o efendim CHP'den o şey CHP aldı dedim bu sağcılar size. iyi kazık atacak dedim bu solcular attılar dedim. Ya yani 40 mebusu verdiniz dedim bu sağcılara dikkat edin. Bunlar dinle... çarpar dedim. Çarpıldılar şimdi Şimdi kendi aralarına düşüldüler. Ben, bir... ben bunlara ya neler söyledim? Uyardınız ya? değil mi hocam? Yo uyarmayı bırak sonrasında belki söyleyeyim ama bu sağcılar dedim kazık atar dedim. Henüz tak <laughs> Şeyden önce değil mi bu? Seçimden önce. Seçimden önce, önce dedim bilmiyor. Onu özelde diyordum. Özelde diyordum ama sohbette seçimden sonra dedim. Bak bunlar size kazık atar. Şimdi ne oldu? Üç mabusu aldı oradan. Üçten biri. Çünkü milletin vekili. Yahu kardeşim ne milletin vekili? Kaç rey almış ya kaçrayı almışlar. Sazan sarmalına getirirler. E pazar işte böyle <laughs> gitti CHP'den girdi şimdi yine dokunulmazlık. Ben diyorum ki ya lütfen tayf rica ediyoruz buradan hepsine. Ya bu dokunulmazlığı kürsüde olsun. Kürsü konuşmasında görüşünü söylesin. ama kardeşim aşağı inip de ona bunu namussuz, şerefsiz, ahlaksız demenin e, koruması olmaz ya. Bu olmaması lazım. Sadece hocam bir yani nazih sahne lazım. hatırlatma. Bunu da, bunu da şey yapsınlar yani milletvekillerinin hepsinin Biz... işine mi geliyor bu bilmiyorum ama yani lütfen Allah razı olsun bu insafa vicdana uygun değil. Kimse kimseye şahsi hakaret dokunulmaz olmaz yani. Namusun Hocam bu diyalogla ilgili yalnız bir hatırlatma, bir nacizane düzeltme yapmak istiyorum. Cemal güzellik demek değil. Yüz, surat hoşluğu yok, demek. Yok yok Arapça'da güzellik yüz... demek. Cemali o şimdi Türkçe'de. Evet. Cemali, Ba kemali işte Allah'ın cemalini görmek diye güzelliğini manasına. Ama ha. Türkçeleşmiş şu anda karşılığı Türkçe'de yüz. Ama lügatı o değil. Biliyorum. Yüz değil yüz sadece. Veci, yüz yüz veci, güzelliği. Y yüz güzelliği tamam. Ama güzellik yani kelime. Cemil güzel mesela Arapçada. Cemil güzel. E, Cemil ise şey, Cemal onun mastarı. Kökeni Cemal. Yani güzel. Husun. Husun güzellik. Ha. Hasan güzel. Hasan Hazretleri. Hüsnü, Hüsnü Cemal'in. güzellik. Hasan güzel. Cemal güzellik. Cemil güzellik, Hüsnü güzel. Hüsnü tamam. Cemal yüz güzelliği. Ha, evet. Yok yüz de... İnsanların ekseri güzelliği yüzünden not verildiği için hmm. o yüz onun cüzü biri. Yani büyük cüz, yüzden görülüyor güzellik onun için. Bu o şey...